Ramazan ayında diyor bir kardeşimiz Süleyman Özkan mail yoluyla iletmiş bizlere. İmsak vaktinin tespitiyle tartışmalar yaşanmaktadır. Bazı profesörler Diyanet'in imsak vaktini belirlerken astronomik fecri dikkate aldığını filan belirterek 50 dakika sonra olduğunu söylemektedir doğrusunun. Bunun doğrusu nedir? Bir de muayyen gününde bulunan bir kadın bu haldeyken oruç tutabilir mi? Teşekkür ederiz demiş. Efendim, namaz vakitleri, Ramazan'ın girişi çıkışı, imsak vakitleri, güneşin batışı doğuşu, ayın doğuşu batışı, bunlar astronomi alimlerimizin tespiti usullerle oluyor ve bizim Kandilli Rasathanesi de, ben 1967'de oraya ziyaret etmiştim. Biliyorsunuz orayı Mehmet Akif'in, merhumun arkadaşı Fatih Gökmen Hoca kurmuş. Kendisi hem fakihtir hem de astronomi alimidir. Çok güzel esaslara dayandırmış müesseseyi. Evet. O zaman için bana söyledikleri, 2 yıl kesin olarak hiç hatasız tespit ediyoruz geleceği. 2 yıldan sonra 1000'de 1 ihtimalle bütün, evet, bu işleri tespit ediyoruz. Dünya da bizden öğreniyor. O kadar sağlam işi tespit ediyoruz demişti. Diyanet de onlardan alıyor tabii. Ayrıca tabii. Diyanet'te biliyorsunuz muvakkıtlar var. Evet. Bu namaz vakitlerini, mübarek günleri, ayları takip eden görevli memur arkadaşlarımız var. Eski kitaplarda tabii bu şimdiki alim şeyler olmadığı için, aletler olmadığı için ihtiyat payı diye bir şey ayırıyorlardı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu ölçüye göre görme esası vardır dinde. Aletle tespit etmek yoktur. Ama o aletler öyle gelişti ki, ben Amerika'da bulunduğum sırada oradaki profesörlerle de tanıştık, görüştük. Onlar artık hiç kimsenin tesiri altında kalmadan bu şeyleri tespit ediyorlar. Gayet işin uzmanlar. Evet. Gözle görülecek vakti de biliyorlar. Yani ayın bir astronomi çizgisini geçince yeni ay başladı deniyor. Ama Peygamberimiz gözle görülmeyi esas aldığı için o astronomi çizgisini ay açtıktan sonra nerede görülebilir? Onu da o aletler tespit ediyorlar. Evet. Ve ona göre işte o bayram ilan ediliyor, oruç başlatılıyor, vakitler ona göre ilan ediliyor. Bu vakitler konusunda da tabii güneşin, ayın, dünyanın basıklığı, yuvarlakları gibi hesaplardan o alimler, İmam-ı Azam, İmam Şafii hep bunlar biliyorlarmış. Ona göre herkes bir yol seçmiş. İmam-ı Azam Hazretlerinin mesela öğle vakti, ikindi vakti, yatsı vakitlerinde ona göre bir kendi tespiti var. İmameyn'in, İmam Ebu Süfyan'ın, İmam Şafii'nin Hazretlerinin ona göre tespiti var. Bütün bunları bu şeyler biliyorlar. Evet. Bu mesleler biliyorlar. Şimdi ihtiyat payına gerek yok. Artık kesin olarak şey ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bildirdiği saatlere uymak lazım. Şu andaki, evet, Diyanet İşleri Sağlam. Başkanı en sağlamı. Sağlamındır. Evet. Biz de buradan, evet, sevgili seyircilerimize, evet, diyoruz ki gönül rahatlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın, evet, önümüze koyduğu namaz vakitleri de, hilal vakitleri de, evet, en doğru, en güvenilirdir. En azından mesuliyeti zaten almışlar. Bize, evet, bir zarar olmaz. Çok, çok güzel şeye işaret ettiniz. Fıkıh açısından her millet ülül emrine tabidir. Bulunduğu yerin ülül emri, bayram başladı, oruç başladı, onun emrine uymak zorundadır. Hata bile olsa avama bir vebal olmaz değil mi? Onun suçu onun olur. Avamın bir günahı olmaz. Biz bu işi yaşadık. Suudi Arabistan'da bayram yaptık. Burada da bir gün sonra hiç problem yok, kitaplarda var. Suç diyorlar işte oranın ülül emrindir. Evet. Müslümanların haçları tamamdır. Muayyen oruçları tamamdır. Oruç. Yani vebal Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onların onun için almışlar, müşteri olsun. Biz onlar rahat uysunlar. Olalım. Allah kabul, evet, eylesin. Evet. Yani değerli dostlar, öyle 45 dakika filan sonra oruca başlamaya filan tenezzül etmeyelim. Aynen. Bunlar tamamen fantastik şeyler. Ben öyle görüyorum en azından. Ben de gönül rahatıyla muhterem hocamın söylemesiyle bir kez daha gönlüm bir kez daha rahatladı ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerçekten bu konuda hem hassasiyeti var hem de en sağlam olan yol.